Şimdi büyük ihtimalle home controller'ın içerisinde shop filter metodu yazmıştık. Evet, burada. Evet, onu da Buraya üst kategori ID sıfırsa, kategorisi sıfır değilse bu işlemi yap. Değilse ürün ismine göre arıyor olabilir diye düşünmüştük. Bir de üst kategori ID. Üst kategoriyi de eğer üst kategorisi varsa ona göre getir diye bir şey yazmış olmamız lazım. alt kategorinin üst kategori ailesiyle üst kategori aynısı. Ha, işte burası zaten. Burada kullanmışız aslında. Ama şey, UKIT diye yazıyor ya, o UKIT kısmına takıldım ben. Orada UKIT yazıyor mu şey, query string kısmında yani? Yok, UKIT yazmıyor. Şurada yazanlar shop sayfasında gönderilen isimlerle aynı. Bunlar eşittirden öncesi keyler, eşittirden sonrası değişkenden gelen value. Yok, onu anladım da şey, orada hani query string olarak yazıyor ya, en başta tanımlanırken UKIT üzerinden al diyor hani. Şu satırdan Yukarısında. bahsetmiyor muyuz? Yok yok, orası değil. Ya yani yukarısı 64. satır yani. Şu Tamam, string tamam, UKIT tamam, serisinde. tamam. Orada query string olarak UKIT yazmış. Üst kategori yazmamış ya, ondan diyorum Ama ben. document Kategori. ready diyor ya, sayfa açıldığında üst kategori ID varsa onu al diyor. Yani o sayfayı açtığında üst kategori olmayabilir. Şimdi çalıştırayım, öyle daha iyi anlayacaksın. Doğrudan shop sayfasını açmış olabilirim. Ama shop sayfasını bir kategoriye tıklayarak da açmış olabilirim. Bir kategoriye tıklayarak açtıysam kategorinin ID'si, kategoriye tıklayarak açmadıysam, doğrudan shop sayfasına tıkladıysam kategori sıfır olarak geliyor. Bak şöyle mesela Şimdi bir üst kategori karışık ID yazdım. 1. Ama az önce direkt shop'a tıkladığım için üst kategori ID diye bir şey gönderilmediği için orayı sıfır olarak atadı. Ha şey, tamam. Benim düşündüğüm de şeymiş yani, o UKIT'in kullanımını tamam, onu doğru anlamışım da UKIT nasıl şey sıfırdan değişti onu çözemedim. Oraya tıkladığımızda değişmesi gerekiyor, onu algılamıştım. Hani şey, o bir tane üst kategoriye bastığım zaman bir UKIT parametresi olacak orada. UKIT'i de Bu nerede işçi. kullandık biliyor musun? Mesela şurada Ha. kullandık. Direkt shop'a tıkladıysa bütün kategoriler geliyordu. Ama farklı bir kategoriye tıkladığı zaman o kategori üst kategori ID'si buna eşit olanları sadece gösteriyordu. Hocam şeyi, şimdi siz erkeğe tıkladınız, UKIT eşittir 1 diye yazdı ya şunu. Heh, işte onu diyorum. Onu nasıl, o nerede oldu, nasıl oldu? UKIT eşittir 1 diye yazdırdı. Bir de yazdık. Onu göstereyim. O değişimi nerede yazdık, onu bilemedim. Tamam, 0 0 yazdım. Üst kategori ID 0'a eşitse hepsini getirsin. Hı, Değilse, tamam. üst kategorinin değeri 0 değilse o bulunan kategorinin alt kategorilerini getirsin. Ama o kitin değişimini nerede sağladık? Ben onu göremedim. O Burayı kitin buraya değeri mı? 2 olması mı? Şurayı mı? O sordu. O zaten liste getiriyor ona göre. Orası normal. Onu Tamam. karıştırdı. Zaten mantıklı. Şey, ben o kitin hani tıkladığınız zaman hiçbir şey yokken o kit eşittir 1 diye yazdı ya o üstte. Şey, Tamam, tamam, erkek tamam. kategorisine bastığınızda. O kısım mesela, ha, shop'tayken hiçbir şey yok. Erkeğe bastığınızda bir erkeğe basın yani. Bir Ha, bu geldi. kit eşittir. O nerede yazdı? Onu görmedim. Yani Şurada, nereden şurada, baktı? şurada. Bunun arka planında şuraya bu ben şöyle bir kod yazmıştım. Bunlar bizim kategorilerimiz. Bak onu da göstereyim. Aha. Üst kategori tarafta. Bu layout CSS HTML'de. Ha, ona bakmamış olabilir. Burada kategoriler Tamam. var. Kategori adları üst kategori ID eşittir. Kategori Ha, tablosundaki tamam. kategori adları. Yani Ah, evet, tamam. database'e eklenen bütün kategoriler ve o kategorilerin alt kategorileri şurada direkt listeleniyor zaten. ID'leriyle beraber. Hı. Bu Burada tamam, şey gönderiyorum. yazmış. Üst kategori ID burada gönderiyorum.
Yani şu linke tıklandığı esnada gönderiyorum. Ama shop'a tıklanırsa, erkeğe de tıklasa, çocuğa da tıklasa atıyorum. Yine shop sayfasına gidiyor ama giderken get'le parametreli veri gönderiyor. Alt kategori ya da kategoriye tıkladığım zaman. Ben Stack Overflow'a da hatta baktım, o query string'in şeyini anladım, hani o parametresini alma olayını. Tamam. Sadece bu gire falan değişimine nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu da Şimdi şimdi bunun bir da anlayayım database'de istiyorum. şurayı kaçırmış olabilirsin. Database'de bunların bir karşılıkları var. Zaten şu sorguya baktığın zaman şu kısımlar her biri şurada ana sayfanın hemen yanında geliyor zaten. Şurada bir for each kategorileri getiriyor. Daha sonra o kategorilerin içerisindeki alt kategorileri getiriyor. Ayrı bir for each daha var. O kategori altındaki eşleşen alt kategorileri şu alttaki for each'te getiriyor. Bunları da zaten şeyden getiriyoruz. Evet. E-ticaret veri tabanı diyelim. Tablolar. Tamam, o kiti ben layout'ta görmedim. Layout'a bakmamıştım ya. Orada olacağını tahmin Buraya edemedim. ekledik. Yani çünkü sayfanın en sabit kısımları header ve footer ya. Bunlar her Doğru. sayfada sabit gözüküyor. Buraya yazdığım bir yazı her sayfaya geliyor. Yani o değişikliği buraya eklemiştim. Tabi şuraları mesela ana sayfaya hiç dokunmadık bile. Buraları da değiştirmek lazım. Yani burası en fazla ne olur? En çok ürün satışı yapılan kategoriler eklenebilir buraya. Ya da en son çıkan ürünleri şu kısma dahil edebiliriz. Bu tarz işlemler kaldı. Çok fazla aklıma gelen bir şey yok yani. En son ne Tamamdır. yapmıştık? Bu dashboard'ta favoriye eklediğimiz ürünleri, pardon, sepete eklediğimiz ürünleri listeliyorduk. Şu an sepette ürün olmadığı için göstermiyor haliyle. Bir tane ürünü sepete ekledim. Daha sonra dashboard'a tıkladım. Sepetime tıkladım. O ürünü sepette gördüm. Tabi sayısını yakalayabilmiş miydik? Emin değilim. Sanırım hepsi biri olarak geliyordu. İki dediğim zaman burayı arttırabiliyor muyduk? Çünkü session'dan o bilgiyi yakalayabiliyor muyduk? Emin değilim. Bunu Biz aslında mesela session'da böyle bir alan tuttuysak yapabilirdik. Ama burayı hatırlamıyorum, emin değilim. Farklı ürün eklediğim zaman da geliyor. Ne diyordun Mert? ne diyecektim abi? Bir şey diyecektim de sonradan gitti aklımdan. Her şey geldi, tamam. Hocam hani mesela siz aynı kullanıcı şifreyi giriyorsunuz, bir oturum açıyorsunuz ya, sonradan da kapıyorsunuz. O oturum açtıktan sonra diyelim ki sepete ürün ekledik birkaç tane. Sonra şey çıkış yaptık. Hani session'ı kapadık. Sonra tekrar açarsak yine onları görebiliyor muyduk? Onlar olmuş muydu? Görebiliyor olman lazım. Bak şöyle. Sanki oluyordu. Ben Logout hatırlamıyorum ama diyorum. öyleyse. Tekrar giriş yapıyorum. Evet, çok güzel. Sepetim. Hala görüyorsun o ürünü. Çünkü Sonuçta o kullanıcı adına bir kullanıcının session'ıyla sepeti session'ı birbirinden farklı. Ha, doğru. Evet, Session onlar dizisi var. birbirine Session yakın. dizisine bir kullanıcı tipinde veri ekliyorsun. Ve Session dizisine sepet tipinde, sipariş tipinde bir veri ekliyorsun. Bunlar ayırt ediyor birbirini. Yani ben şimdi çıkış yaptığım zaman siparişi de clear et desem kullanıcı çıkış yaptığı zaman sepetindeki ürünler silinecek. Ya da tam tersi şöyle düşün. Ben giriş yapmadım ve siparişi ürün ekledim. Ürünleri sipariş olarak session'e ekledim. Daha sonra giriş yaptım. Ben giriş yaptığımda benim session'daki verilerim yeni oluşması gerekiyor mantıken. Ama ben giriş yapmadan ürünleri sepete ekledim. Benim ayrı bir session'ım daha olmalı. Kullanıcı haricinde. Ve kullanıcı çıkış yaptığında siparişler sona ermeli mi? Bunu bir düşünmek lazım. Yani şu logout'a tıklayınca tek bir satır koda bakar. Bu logout'a tıklayınca siparişleri de sildirebiliriz. Tabii silmemesi daha güzel olur bence ama. Yani böyle kalması daha iyi. Sonuçta farklı seçenek mantıklı. Yani şey yapılabilir. Sepeti boşalt diye bir alan eklenebilir. Oradan bütün hepsini clear edebilir.
şuradan da yapabilir. Bu dosyadan yapması lazım. Shopkart'tan yapması Evet. gerek her şeyi. Buradan zaten sildiği zaman dashboard sepetim kısmında da silinmiş oluyor. Yani bütün her şey sepet sayfasında bitiyor. Ne kaldı? Siparişlerin sayısını getirtememiştim. Sepetteki ürünlerin adedini getirtememiştim. Adede göre de toplamı düzgün gösteremiyoruz. Ama onu biz zaten şurada yapmıştık. Ödeme işlemeye geç dediğim sayfada yapmıştım ama nasıl yaptığımıza bir bakmamız lazım. Bunun haricinde siparişlerin bu kısmı açılır kapanır bir liste haline getirmemiz gerekiyor demiştik. En son sanırım burada kaldık. Orders sayfası nerede? Dashboard'un altında. Şimdi buradaki 4 numaralı sipariş ID. Yani şöyle siparişler tablosunu açarsam eğer 4 numaralı bir sipariş varmış. Bu siparişin sepet kodu bu. Bu kullanıcı sipariş etmiş. Sipariş durum 1. Atıyorum kargoya verildi ya da kredi kartıyla ödeme sağlandı. Yani siparişin bir sürü durumu var. Ödeme yapılmadı 0 atıyorum. Ödeme yapıldı 1. 2 kargoya verildi. 3 kullanıcı teslim aldı gibi buraya durum kodları, ID'leri, sayıları eklenebilir. Siparişte ben sadece sepet sipariş kodunu tutuyorum. Asıl siparişin içerisindeki ürünleri sepet tablosunda tutuyorum. Yani sepet tablosunda hiçbir zaman kullanıcının ne sipariş ettiğini silmemem gerekiyor. Bir kullanıcı 3 numaralı ürünü 2 ayrı sepet sipariş kodunda sepete eklemiş. Yani iki farklı zamanda bu ürünü satın almış. Yani oturum gibi düşünebiliriz bu session'ı. Sepeti bir session olarak düşündüğümüzde farklı session'larda bu ürünleri sepete eklemiş. Farklı zamanlarda, aynı gün içerisinde olsa bile farklı zamanlarda sepet eklemiş. Bu nedenle sepet sipariş kodları da farklı. Ama hangi ürün ID'yi kaç adet aldığını bilebiliyorum. Hatta şunu da yapabilirdik. Ben burada sepet sipariş kodunu biliyorsam şurada ürünün adedini de bilebilirim. Aslında şu kısmı session'dan almak yerine sepet sipariş kodundaki ürün ID, ürüne ait adı, fiyatı da getirebilirim ürün tablosundan. Ürün adedini de buraya getirdiğim zaman burası çözülmüş olur. Sepetin sayfasını tamamlamış olabiliriz. Şimdi asıl işimiz siparişlerim sayfası. Siparişlerim sayfasına gelindiği zaman ne yapacağız? Önce sepet sipariş kodu değil de yani bunu kullanıcı sepet sipariş kodunu bilmesi gerekmiyor. Neyi bilmesi gerekiyor? Bu ürünü ne zaman sipariş etti? Sepet tablosunda ürün ekleme tarihi var. Ama sipariş tablosunda böyle bir şey yok. Burayı unutmuşum. Buraya eklemem gerekiyor. Burası eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ürün ekleme tarihi değil de bir de sipariş oluşturma tarihi diye bir alan üretelim. Şöyle sağ tık design diyelim. Oluşturma tarihi diyelim. Date time boş bırakılabilir olsun ilk etapta. Zaten dolduracağız o kısmı. Ya da default oluşturulduğu tarih nasıl getiriliyordu? Şöyle bir aratalım.
MS SQL default now current time get date nasıl yazılıyor bu? Default get date. Default olarak get date dediğimiz zaman bakalım ne oluyor? Şöyle sipariş tablosunun yeri bir veri ekleyelim. 4 diyelim, 1 diyelim. Enter'a bastığımda oluşturma tarihi null. Evet, getirdi. Yani şu anki zamanı getirmesi gerekiyor ki kullanıcı sepet sipariş kodunu görmeyecek. Siparişlerin oluşturma tarihini görecek. Yani oluşturma tarihine göre orada işlem yaptıracağım. Burada da modelleri bir güncellemek gerekiyor. Ben özellikle herhangi bir tabloda da değişiklik olabileceğini düşünerek bütün modelleri her zaman bir silip yeniden ekliyorum. Şöyle tekrar bir modellerimizi ekleyelim. Kopyaladık başımıza iş açtık. Şunu yeniden ekleyelim. Kopyaları. Tamam. Şimdi orders siparişler tablosundayız. Siparişin kodunu değil de siparişin oluşturma tarihini gösterelim. Bu siparişleri de bir silelim. Ya da buraya varsayılan tarih belirtelim. Şimdi oluşturma tarihini alacağım. Artık ekranda göstereceğim. Siparişin ID'sine de ihtiyacım yok bu kısımda. Siparişin durumu. Yani sipariş teslim edildi mi, edilmedi mi? Bunu göstermemiz gerekiyor. Bootstrap akordiyonda mı vardı?
Evet, bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Buraya tarih yazacağız. Durum yazacağız. Teslim edildi, edilmedi. Tıklayınca siparişin içerisindeki ürünleri göreceğiz. Böyle bir işlem yapmak gerekiyor. Şu kodu bir kopyalayalım. Bakalım bu bizde çalışacak mı? Bunu bir test edelim. Projeyi tekrar bir açıyorum. Evet, burası açılıyor istediğim gibi. Burada collapse grup itemları başlık olarak göstereceğim. Bu başlığa tıklayınca onun içerisindeki alt ürünleri göstereceğim. Şimdi burada yapmam gereken nedir? Şu collapse'ları kart mı yapmışız? Kart, evet. Bu kartlardan toplamda 3 defa üretmiş. Bunları siliyorum. Bu kartı for döngüsü içerisine ekleyeceğim. Evet, şöyle kestim. For'in içerisine taşıdım. Heading 1 değil de şuraya bir integer üretelim. Int sayı eşittir 0. Buraya da sayı artı diyelim. One değil de artık et sayı. Böyle değil miydi? Heading alt tire sayı. Collapse alt tire et sayı. Collapse alt tire et sayı. Hepsine bu şekilde güncelliyorum. Tamam. Şimdi burada sipariş durumu şöyle parantez içerisine gerek yok. Direkt buraya yapıştır. Tarihi de buraya ekle. Araya bitire diyelim. Şu HR'leri, P'leri silelim. Tamam. Şimdi benim toplam kaç tane siparişim vardı? 2 tane. 2 ayrı siparişim var. Bakıyorum 2 tane item geliyor mu? Evet, ikisi de açılıp geldi karşıma. Çünkü burada bir demek ki şurada show olduğu için açılmış geliyor. Açılmış gelmesin hiçbiri. Evet. Hangi tarihte sipariş verdiğimi görüyorum. Buraya tıklıyorum. Burada da o tarihte verdiğim siparişleri görebilmem lazım. Şimdi burada bir işlem daha yapacağım. O tarihte verdiğim siparişleri görebilmem gerekiyor. List sepet. O tarihte hangi sepet sipariş koduyla ürün verdiysem o ürünleri listeletmem lazım. Ürünler eşittir div nokta sepet nokta SQL query select yıldız from sepet ver
Sepet sipariş kolu. Eşittir. Tek tırnak açtım, kapattım. İçerisine çift tırnak artı artı. Sipariş nokta. Sepet sipariş kodu. Nokta to list. Burada istersem order by diyebilirim. Order by sondan başa doğru getirsin. En son sipariş verilen ürünü ilk göstersin. Order by ID diyelim. ID desk. Sondan başa doğru sırala. Tamam. Burada o sepetteki ürünleri yakalayabiliyorum. Bu divin içerisine geldim. Et yine bir süslü parantez. Aç kapat for each. Ürünleri gez. Ürün olarak dön. Şu satırı artık siliyorum. Burada ne yapacağım? Ürünlerin o sepet sipariş kodunda hangi ürünleri eklediysem onları göstermem lazım. Şöyle bir ulli yapalım. Bir de li diyelim. Et ürün nokta. Ürün adı yok mu? Ürün ID var. Ürün ID'yi de oradan gösteremeyiz. Ürün ID'de ürün tablosundan veri çekip o şekilde gösterebiliriz. O zaman şuraya bir list ürün eşittir div nokta ürünler nokta SQL query select yıldız from ürün ver ID eşittir artı ürün nokta şurada yazmam gerekiyor tabii ki ürün nokta burayı niye göremiyorum bakalım ürün nokta buraya da ürün yazmışım. Buraya U diyelim. Hocam bir de şey select yıldız from ürün dediniz ya tablonun ismi ürünlerdi galiba. Doğru. O zaman burası da ürünler olacak. Ürün nokta ürün ID U0'ın ürün adını getir. Şöyle diyelim. Ürün adı ürün adedi et ürün nokta ürün adedi ödenecek tutar nasıl olur? Şöyle deriz. Double tutar eşittir. Ürün nokta ürün adedi çarpı U nokta U sıfır nokta ürün fiyat. Bu bize tutarı verir. Toplam tutar et tutar böyle getirmesi gerekiyor ne diyor burada integer'e çevirmemiz lazım burayı
int.parse parantezine taşırsak int mi yapalım? Hangisi? Biri string dönüyormuş. Başına soru işareti ekleyince değer gelmeyebilir şeklinde sıfır getirebilsin. Tamam, sayfayı bir yenileyelim. Tabi burada tasarım olarak tablo gibi bir şey göstermekte fayda var. Daha düzenli dursun. Oldu mu? Oldu. Kredi kartı bilgimi girdim. Ürünleri satın aldım. Satın aldığım ürünler siparişlerim tablosuna eklendi. Siparişlerim tablosuna aslında ürünler eklenmedi. Ürünler sepette kaldı. Ama siparişlerim tablosuna satın aldığım sepetteki sepet sipariş ID'yi gönderdim. Böylelikle siparişlerimi doğrudan nerede görebiliyorum? Sepet tablosundan, sepet sipariş ID üzerinden siparişler sayfası üzerinde gösterebiliyorum. Burayı tablo olarak göstersek daha iyi olur. Şöyle diyelim, bootstrap table diyelim. Başlıkta olsun hadi. Burada ne gösteriyorum? Adı, ürün adı, ürün adedi, ürün toplamı. TR alıyorum artık. Hatta şu kısmı. Buraya yapıştırdım. Bu TR'yi kestim. Şurayı sileceğiz. Ürün adını aldım. Ürün adedini aldım. Tutarı da aldım. Şuraya da bir integer üretirim yine. Int s eşittir 0. Buraya s artı artı derim. Daha sonra buraya et s olarak değiştirdim. Sayfayı yenilediğimde orada tablo olarak bunları daha iyi bir şekilde görebiliyorum. Güzel durdu. Buraya bir değil de buraya durum olarak değiştirebiliriz. Mesela durum, yani en son sipariş ettiğim ürünün durumunu da görmek isterim. Sipariş durumu şöyle değiştirebiliriz. Durum kodları, yani bir değil de şöyle bir switch case eklersek
Gerçi onda sipariş içerisinde yapıyoruz ama şuraya eklemekte fayda var. Switch neye göre işlem yapacağım? Sipariş durumuna göre işlem yapacağım. Şöyle bir tane string üretelim. String durum adı eşittir boş bıraktım. Case sıfırsa bir de break eklemeyi unutmuyorum hiçbir zaman. Ne yap? Case sıfırsa durum adı eşittir ödeme bekleniyor. Ödeme yapılmadı. Case 1 ise zaten ödeme yapılmayan ürün hiçbir zaman sipariş tablosuna eklenmez ama şey düşün. Ola ki havale yapılacak. Ne bileyim sıfır olarak belirtilebilir. Durum adı eşittir. Kredi kartı ile ödendi. Case 3. Gerçi bu sipariş durum teslim olup olmadığı ile alakalı. Bir de ödeme durum diye bir şey var. Olması lazım. Sanırım ödeme durum diye bir alan üretmedik. Ürün elime ulaştı mı, ulaşmadı mı? Eğer onu ayrı bir kolonda tutmazsam ödeme tipini yakalayamam. Ürün teslim olduğu zaman. Orayı atlamışım mesela. Sipariş tablosunda olması lazım. Sipariş durum. Siparişin teslim edilip edilmediği. Bir de ödeme durumu olması lazım, değil mi? Böyle yaptıkça aklımıza yeni detaylar geliyor. Tabii bu işin en önemli kısmı projeye başlamadan önce bunların veri tabanı tasarımı projenin bel kemiği. Olmazsa olmazı. Önce bunları iyi şekilde analiz edeceğiz. Daha sonra projeye başlayacağız. Yoksa projenin kodlanması zamanını geciktirebiliyor. Sipariş ödeme tipi. Burayı da integer yapalım yine. Ödeme durum. Ödeme durum neyi temsil ediyor? Ödemenin siparişin teslim edilip edilmediğini. Bu sipariş hangi ödeme tipiyle sağlandı? Bunu da sipariş ödeme tipinden yakalayabiliriz. Şöyle bunları da bir değerine bir atayım. Mesela 1 havale, 2 kredi kartı, 3 nakit. Tamam. Buna gerek kalmadı artık. Şurayı bir durduralım. Ödeme durum diyelim buna. Ödeme durum. Bir de ödeme tip diyelim. Pardon, sipariş durum diyelim. String sipariş durum. Tabii buraya ödeme tipi olarak değiştireceğiz. Sipariş ödeme tipi. Şu an böyle bir kolon olmadığı için hata verecek haliyle. Ödeme tipi diyelim buraya. Bu modelleri tekrar bir silip yeniden yüklüyorum.
DB model. Aynı switch case'ten bir tane daha üretelim. Sipariş nokta. Niye gelmiyor? Switch, sipariş nokta. Durum. Sipariş durum. Case sıfırsa sipariş duruma ürün hazırlanıyor. Sipariş hazırlanıyor diyelim. Break case 1 ise sipariş durum eşittir. Sipariş kargoya verildi. Case 2 ise sipariş durum eşittir. Sipariş teslim edildi. Olacak. Sipariş durumu burada yazdırıyorum. Buraya da et ödeme tipini yazdırabilirim. Tekrar çalıştırdığımda hangi ürün ne durumda bunların hepsini rahatlıkla görebilir. Şöyle bir tekrar bir deneyelim. Sipariş tablosunu yenileyelim. Sipariş durumu varsayılında sıfır olmalı. Ödeme tipi varsayılında yine sıfır olmalı. Case 2 nakit ödeme. Case 3'te havale ile ödendi şeklinde olsun. Normalde database'de bu alanların ne olduğunu anlayabilmek için yorum alanları oluyor. MS SQL'de bunları görmedim. Yani nereye hangi değeri yazınca ne anlamı ifade ettiğini yorum olarak tutabiliyorsunuz. MySQL'de var mesela bu. Evet, sipariş işlerime tıkladım. Ne diyor? Kredi kartı ile ödendi. Sipariş kargoya verildi. Buraya geliyorum. Sipariş tablosuna geldim. 3 dedim. Burayı yenilemem gerekiyor.
Tabii Entity üzerine yaptığım için şöyle bir projeyi tekrar bir açmam gerekiyor arkadaşlar. Bir kere çekiyor çünkü o veriyi. Dizinin içerisinde o değer olduğu için de tekrar yüklemiyor. Yanlış yeri değiştirdim. Havale ile ödendi diyor. Sipariş durum 3. Sipariş durum 3 diye bir şey var mı? 2 var. Sipariş durum 2 diyelim. Yine yenilesem bir şey değişmeyecek. Heh, değişti. Sipariş teslim edildi. Sipariş kargoya verildi. Mesela bunu da 2 yapalım. Sayfayı yenilediğimde sipariş teslim edildi. Bunda genellikle anlaşmalı kargo şirketlerinin sağladığı web servis apileriyle ürün kodunu bildiğiniz, sepet sipariş kodunu bildiğiniz ya da size verdikleri benzersiz bir sipariş takip ID'si oluyor. O ID'yi web servis üzerinde sorgulatıp o ürünün teslim edilip edilmediği bilgisini yakalayıp database'inize update edebilirsiniz. Böylelikle sipariş takipleri de otomatik olmuş olur. Arkadaşlar bir ara verelim mi? Tamamdır. Siparişler kısmı hallettik. Siparişler tamam. Sepet kısmındaki tarih kısmını, pardon, sepetteki fiyat ve adet kısmını, bunları Session'dan almıştık. Session haricinde başka bir yerden alma olanağımız var mı? Buradan yeni alamayız. Çünkü sepete eklenen ürünleri biz doğrudan database'i kaydetmiyoruz. Database'i kaydettiğimiz zaman ödeme yapıldığı zaman ne oluyordu? Buradan adedi yakalayamayız. Adedi şuradan nasıl yakalıyoruz ona bakalım. Buradan adedi yakalıyoruz. Mesela şu sayfada ödeme işlemeye geç dediğimiz zaman adedi yakalıyor. Checkout sayfasında nasıl buluyoruz bunu? Aslında şu sorgunun aynısını alsak diğer sayfada da kullanabiliriz. Sonuçta burada da sepetteki ürünleri gösteriyoruz. Fiyatı, teklif fiyatını gösteririz. Adedi, toplamı da zaten yazıyor. Şu sorguyu o halde bir kopyalayalım. Bunu kopyaladık. Hangi sayfaya ekleyeceğiz? Dashboard sepet sayfasına. Dashboard'daki sepeti açtım. Tab body'nin içerisine kodları yapıştırdım. Burada Lee olarak yazdırmayacağız da. Artık burada TR'nin içerisinde ne varsa onları yazdıracağız. Şurayı bir yorum satırına çekelim.
Buraya doğrudan kodları yapıştırdım. Ürün item ID. Buna gerek yok. Burası. Biz sadece nereye değiştirdik? Şurayı kopyalayıp li ile değiştirecektik. Burayı aldım. Li'nin olduğu yere tr ekleyeceğim. Ürün adı. Ürünler sıfır nokta ürün görsel sepet ürün adedi. Burası. Ürün fiyatı. Ürünün ID'si. Ürünler sıfırın ID'si. Ürün totali olması lazım. Şöyle bir yenileyelim. Evet. Fiyatı 75. Adedi 2. Toplam 150. Bir ürün daha ekleyelim örneğin. Bu üründen de diyelim ki 5 tane olsun. Ödeme işlemini geç dedim. Ama şu an ödemiyorum. Daha sonra geliyorum dashboard'a. Sepette o ürün. Sepetine tıklıyorum. Sayı 5 olarak gördüm. Yani bu kısım doğru geliyor. Siparişlerim bitti. Sepetim bitti. Sepetten ürün silmeyi sepetim sayfasında değil, shop kart sayfasında silecektik. Çünkü buraya bir çarpı eklemiştik. Onun görevi oydu. Ürünleri silme işlemini shop kart sayfasından yapıyor. Sepetimde sadece sepete eklenen ürünleri gösteriyor. Bilgilerim sayfası report. Report'u bile belki yapmayız. Bir şey kalmıyor. Bunun haricinde ne yapılabilir? Ben bu sitenin admini olabilirim, değil mi? Admin olduğum zaman bana farklı linkler de gösterebilmeli. Her user'ın type diye bir alanı var mı? Kullanıcılar tablosundan anlarız onu. Yetki ID 1. Yetki ID mesela 100 diye bir şey tanımlayacağım. Yetki ID'si 100 olan admin'dir atıyorum. Admin'e ürün ekleme, kategori ekleme, alt kategori ekleme diye ekstra bölüm göstermem gerekiyor ki bu siteyi yönetebilirim. Resim ekleyebilirim. O tarz işlemler de var. Tabi onlara yetişemeyeceğiz. En azından admin rolüyle girince bir iki sayfa link görünebildiğini görsek bu proje için bence yeterli. Yani normalde Admin'den başlamış olsaydık fotoğraf ekleme, ürün ekleme, listeleme daha fazla bizim için zaman olacaktı. Zaten şu haliyle bile shop sayfası, kredi kartı entegrasyonu, sepet sayfası bence en önemli kısımlara aslında değindik. Yani buraya
kullanıcı rolüne göre session'dan aldığın bilgiyi if else'de sorgulayarak burada ekstra bir admin bağlantı linkleri de ekletmek çok zor bir şey değil. Bunlar da rahatlıkla yapılabilir. Benim gözlemlediklerim bunlardı. Bilgilerim sayfasını yapmamız lazım. Bilgilerim, ona ne diyebiliriz? Dashboard Controller'da Türkçe de isim yazmışız. Bilgilerim diyelim hadi. Public Action Results. Bilgilerim. Şunun aynısını kopyalıyorum. Bunları yazıyorum ki yetkisi olmayan bu sayfayı göremesin. Mesela ordu sayfasını şöyle bir kopyalayalım. Bilgilerim sayfasına yapıştırdım. Tabi burada tablo falan olmayacağı için buradan silmem gereken yerler var. Şurayı bir sildim. Switch'leri sildim. Fordham'ı sildim. Burayı da sil. Akordeon yok. Buraya bilgilerim yazıyorum. Dashboard Slider diye bir sayfam var. Dashboard Slider'a da bilgilerimi dahil ediyorum. Artık bilgilerim diye bir sayfa var. Şimdi bu bilgilerim sayfasını nasıl dolduracağız? Buna biraz bakmamız lazım. Yani kullanıcının adresi var. Mesela adres, kullanıcı adresleri diye bir tablomuz var. Bu tablodan adrese bir isim verebiliyorsun, açıklama verebiliyorsun, adres tipini seçebiliyorsun. Kendi user ID'ni belirtiyorsun. Bir kullanıcının birden çok adresi bulunabiliyor. Favori eklenen ürünleri aslında yapmadık ama böyle bir tablomuz da var. Ürün ID, kullanıcı ID, favori tarihi. Bunu yapabiliriz, çok basit. Yani mesela daha bunu çok diğerlerinde bilmiyorum ama N11'de favoriye ekliyorum. Yani satın almadan daha sonra satın almak istediklerimi bir yere ekliyorum, bir listeye ekliyorum. Bizim burada favoriler diye bir yerimiz var ama bunu session bazlı düşünmüştük. Kalp linki vardı, buton vardı. Bunu ben session bazlı düşündüm arkadaşlar. Hani her üründe de görebiliyorsunuz bunu. Favoriye ekle. Bu favoriye ekle kısmı aynı zamanda şurada şuraya da geliyor. Ama giriş yapmayan kişi şuradaki sayıyı arttırabilecek. Burayı yapmadık. Giriş yapan kişi de buradaki sıfırı favoriler tablosundaki count'ı görmesi gerekiyor. Yani oranın çalışma prensibi böyle olmalı. Ya da şu alanı tamamen iptal edebiliriz. Şuradan silebiliriz. Burada favorilerim diye bir alan oluşturup favorileri burada göstertebiliriz. Her ikisi de olur. Ama şurada sayı göstermek demek her sayfada database'den Ajax'ı bir sorgudan database'deki değerlerin sayısını getirmek demek. Bu da sayfaya ek yük bindirebilir. Ajax'ı çekmesek bile favorileri
farklı bir sayfa üzerinden de bunu çekmek gerekebilir. Yani bunu C# koduyla şuraya bir sayı SQL'den gelecek şekilde belirtebiliriz. Şimdi bilgilerime tıkladığım zaman bilgilerim geldi. Şimdi buraya Bootstrap'ten bir tane form ekleyelim. Bootstrap form. Şöyle arattıralım. Bana ne lazım? Mesela ben ne gireceğim? Adresin adını gireceğim. Adresin açıklamasını gireceğim. Bir de adres tip. Ya adres tip mesela 0 ev adresi, bir de iş yeri adresi atıyorum. Öyle bir alan üretmişim ama adres tip diye bir tablo üretmemişim. Ben bunu kafama göre bir sayı verdim açıkçası. Şimdi ne gerekiyor? Bir tane input gerekiyor. Bir tane select gerekiyor. Bir tane de text array gerekiyor, değil mi? Adresin adı, adresin tipi, bir de adresin tanımı. Yani şu alan bana yeterli olabilir. Yine Ajax'a yapacağım. Sayfa yenilemektir, formla uğraşmaktır istemiyorum. İşi kolaylaştırmak olsun maksat. Güncellediğim zaman da bir tane divin içerisinde bilgi güncellendi şeklinde yazı yazdırırız. 01 diyelim buna. Option value 0. Option value 1. Ev iş yeri adres tipi şöyle bir tane B diyelim. Yeni adres ekle. Adres adı. Ne demişiz tabloda? Adres adı. Adres tipi. Adres tanımı. Bakalım nasıl bir tasarım çıktı. Adres adı, adres tipi, adres tanımı. Yeni adres ekle. Ve kayıtlı adresleri listeleme diye bir alan üretmek lazım. Şuraya bir tr ekleyelim. Kayıtlı adreslerim. Buraya bir tane div ekleyelim. Divin de id'si sonuç olsun. Buraya ayrıca bir tane de buton ekleyeceğim. Yine Bootstrap'ten buton diye aratıyorum. Şöyle primeli olsun. BTN LG
Large geniş olsun bu buton. Tam genişliği nasıl sağlayabiliyoruz butonda? V100 mü? V-100 müydü? Hocam BTR yok yapabiliriz. Aynı şekilde kuru olur. Aynı şeyi yaparlar zaten. V100 değil mi? BTR blok. Evet, buraya da ne diyelim? Adres oluştur. Bu formada bir ID verelim. Form ID. Form 1 olsun. Şöyle tıklayınca bakalım bir işlem yapıyor mu? Yapmaması lazım. Çünkü type'ı submit değil. Zaten submit olursa Ajax'ı çalıştıramam. Submit olmasını istiyorum. Ama bu formun içerisindeki verileri elde etmek istiyorum. Bu nedenle buraya bir tane Ajax sorgusu yazmamız gerekecek. Hiç o kadar uzun uzun uğraşmayalım. Artık Ajax'ı da zaten çözdük. Diğer sayfalardan kodlar var. Onları kopyalayalım. Mesela shop sayfasında olması lazım. Hocam direkt serialize diyerek de alabiliriz. Evet, öyle yapmamız lazım. Bir tane script tag'i açtım. Üstü parantez kapat. Read'inin parantezini kapat. Nokta virgül kapat. Kapattım. Daha sonra serialize burada kullanmışızdır ya. Yok mu? Yok. Aratalım hemen. Ajax serialize. O zaman biz de şöyle yaparız. Var. Data eşittir. ID'si form 1'in serialize edilmesini istiyorum. Niye Ajax'a yapmadı ki? Nereye gidecek? Bilgilerim. Bilgi güncelle. Bilgi ekle. Adres ekle. Nereden gelecek bu veri? Datadan. Console.log response. Okey. Tamam. Ama bu ne zaman yapılacak? Buton tıklanma zamanında yapılacak. Burada da zaten örnek kod eklemiş. Buton tıklandığı zaman bu işlemler gerçekleşecek. Şöyle karışmasın burası. Bu butona da bir ID verelim. Adres ekle. ID'si adres ekle olan nesnenin tıklama olayında bu işlemleri gerçekleştir dedik. Bakalım gerçekleştirebilecek mi? Tabi adres ekle diye bir sayfa olmadığı için de şu an hata alma durumu var.
dashboard controller'da biz adres ekle diye bir metot üreteceğiz. Eğer varsa return content formaliteden yazıyorum. Adres eklendi. Bu yazıyı görebilecek miyiz bakalım. Yeniden çalıştırıyorum. Sayfanın konsol tarafındaki çıktıda adres ekle, adres eklendi gibi bir değer görebiliyorsak sorunsuz şekilde çalıştırabiliriz. Bilgilerime tıkladım. F12'ye bastım. Konsol açtım. Varsa bunların hepsini clear ettim. Şöyle rastgele bir şey yazıyorum. Adres oluştura bastım. Adres eklendi yazısını gördüm. Demek ki benim Ajax'ta sayfama veriler gidiyor. Giden veriler neler? Ne göndermem gerekiyor? Adres tanımı, adres tipi, bir de bunun name olması lazım. Adres tipi, adres adı, adres tipi, adres tanımı. Bunları dashboard controller içerisine şöyle string olarak ekliyorum. Adres adı, string adres tanımı, bir de adres tipi miydi? Evet, bunu da integer gönderebilirim. Int adres tipi. Bakalım bunları ekranda gösterebilecek miyiz? Gönderdiğimiz değerlerden. Adres adı. Adres tanımı. Adres tipi. Deneyelim. Eğer bunları gösteriyorsa database'e eklemek kolay. Adres adı iş yeri olsun. Adres tipi iş yeri. İş yeri adresi. F12'ye bastım. Konsolu temizledim. Adres oluştura bastım. Ne yazdıysam onlar geldi mi? Geldi. Ev yazıyorum. Oluştura bastım. Sıfır geldi. Ne gönderiyorsam onların geldiğini burada görebildim. Daha sonra şunu yapmam gerekiyor. db. Kullanıcı adresleri. Add. Kullanıcı adresleri tipinde veri oluşturuyorum. Kullanıcı adresleri. Adres eşittir new kullanıcı adresleri. Adres nokta, adresin adı, adres adı, adres nokta, adres tipi eşittir, adres tipi, adres nokta, adres açıklama eşittir, adres tanımı, adres nokta, bu adresi hangi kullanıcı için ekliyoruz, eşittir, oturum bilgisi getirden elde ettiğimiz ID, kullanıcının ID'si. Adresi oluşturduk ve kullanıcı adresi tablosuna ekledik. Ve buradan dönen değer if db.saveChanges'tan dönen değer sıfırdan büyükse buraya 1 dönelim. 1 değilse 0 dönelim. Ve buradan elde ettiğimiz 0-1 değerine artık
Success'te yakaladık. Nerede göstereceğim? ID'si sonuç olan nesnenin içerisinde bunları yazdırmam lazım. If response o sayfadan dönen değer eşit eşit 0 ise adres eklenememiştir. Else if ya da eğer response değeri 1'e eşit ise adres eklenmiştir. Sonuç isimdeki nesnenin .html'i adres eklendi. Adres eklenemedi. Bir engel durum var. Çalıştırıp yeniden başlatıyorum. Ev yazıyorum. Ev. Ev adresi. Şöyle adresler tablosuna şöyle bir geliyorum tekrar. Adresler. Kullanıcı adresleri. 3 tane kayıt var. Veri ekliyorum. Adres eklendi. Yazısını gördüm. Kullanıcı adresleri tablosunu yeniden açtığımda 4 tane adres var. 4 numaralı kullanıcı adres ataması yapmış. Bir kere daha bir adres ekleyelim. Bu sefer iş yeri adresi ekleyelim. İş yeri. İş yeri adresi. Adres oluştura bastım. Adres eklendi dedi. Bakıyorum. 4 numaralı kullanıcıya eklemiş. Öyle olması gerekiyor. Evet, 4 numaralı kullanıcının 2 farklı adresi var. Bir şey daha unuttuk. Biz siparişleri hangi adresi göndereceğimizi belirtmemiz lazım. Değil mi? Bu sipariş gidecek. Ama hangi adrese gidecek? Kullanıcının belirttiği adres ID'ye gitmesi lazım. Yani sipariş tablosunda adres ID belirtilmesi lazım. Benim iki ayrı adresim var. Ev adresimi gönder, iş adresimi gönder diyebilirim. Sipariş tablosuna adres ID'de belirtmek gerekir. Unutmadan onu da ekleriz arkadaşlar. Ayrıca ödeme kısmına da eklemek gerekiyor. Şöyle bir tane ürün ekleyelim. Ödeme işlemeye geç dedim. Şimdi bu sayfada ödeme yap'a bastığımız zaman pardon basmadan önce şurada bu giriş yapan kullanıcının zaten şu sayfayı giriş yapmayan biri göremeyecek. Mecburen giriş yapması gerekiyor ki kullanıcının bilgilerini elde etmemiz lazım. Burada şurada ödeme yapın hemen üstünde kullanıcının adres seçimini sağlamamız gerekiyor. Birden çok adresi olabilir. Hangini seçerse o adresi göndersin. Şuraya aralıkta bir yere kullanıcının adres seçimini sağlatmamız gerekecek. Orayı daha yeni hatırlıyorum. Unutturmayın arkadaşlar onu bana. Yoksa arada kaynar. Adressiz ürün siparişi yaptırmayalım. Başka ne kaldı? Bakıyorum. Bilgi eklemeyi hallettik. Bir de orayı daha güzel gözüksün. Madem bunu bu strap yaptık. Alert ekleyelim. Daha böyle hoş durur. Success. Bir de danger. Bu şekilde gösterirsek
açıklasa daha iyi olur. Burası bitti. Şimdi bu sayfayı açtım da kayıtlı adresi de olabilir. Daha önce eklemiş olabilir kullanıcı. Kullanıcının eklediği adresleri de listelemek lazım. Bu nedenle yine bu sebepten bir table ekleyelim. Şurayı yenilediğimde tabloda eklenir. Etlere kızıyor arkadaşlar. Evet, kayıtlı adreslerim varsa onları da getirmem lazım. Bakalım nasıl getirebilirim. Buraya ne diyelim? Adres adı, adres tipi, adres tanımı. Burayı da artık sorgu içerisine alacağız. Bir tane liste üreteceğiz. Kullanıcı adresleri tipinde adresler eşittir db nokta db model db eşittir new db model adresler eşittir db nokta kullanıcı adresi nokta SQL query. Bütün herkesi getirmesin. Belirttiğim kullanıcının adresini getirsin istiyorum çünkü. Select yıldız from kullanıcı adresleri ver. Hangi kullanıcıya göre getirecek? Bunu belirteceğimiz için kullanıcı altları ID diyorum. Eşittir. Şimdi session'dan kendi kullanıcı ID'ni nasıl yakalarım? Bilgilerim. Hocam şey deriz, oturum bilgilerini getir diye. Ha, aynı onda. vbek.id. O da orada. Şöyle direkt vbek.id deyince çalışıyordu değil mi? Gelmesi lazım. Şey, etkerek. Tamam. Buradan bütün adresler dönecek. Şöyle bir for each. Buraya adresler. Buraya da adres diyorum. Şu tr'yi for each'in içerisine taşıdım. Şöyle shift tab yapıyorum. Geri taşıdım. Buraya bir tane integer sayı eşittir 0 dedim. Sayı artı artı. Buraya add sayı. Buraya add adres nokta. Adres at mı demiştik? Evet, at demiştik. Add adres nokta. Adres tip. Burası integer geliyordu sanırım. Add adres nokta açıklama. Bu adres tipi böyle yazdırmasın. Bu nedenle şöyle diyelim. Switch adrese göre işlem yapacağım. Eğer adres 0 ise break, 1 ise break. Buraya string adres tipi eşittir boş bıraktım. Adres tipi eşittir ev.
Adres tipi eşittir iş yeri. Yazdırıyorum. Adres nokta. Adres tip. Buraya da direkt adres tipi yazdırıyorum. Tamam. Sayfayı yenilediğimde bunların da gelmesi gerekiyor. Yanlış mı yazmışız? Yeniden başlatalım. Listi niye göremiyor ki? Bir doğrudan göremiyor. Şöyle integer kid diyelim. Eşit kullanıcı ID eşittir. Bu hata yine olmuştu hocam. Bir önceki derste de yapmıştık bunu. Hatırlıyorum. Evet. Doğrudan sorgunun içerisine yazdıramıyor. Önce bir şeyin içine atıyor, sonra da Devam et diyelim. Şimdi getirmesi lazım. Evet. Gerçekten de yazdığım bilgiler bunlardı. Silmek istersem de buraya bir tane link eklerim. Linke tıkladığı zaman kontrolörün metodunu çalıştırır ve bu sayfaya tekrar geri döner. Ajax'a gerek yok. Daha hızlı olur. Bunların yerlerini değiştirelim. Kayıtlı adresleri önde görmesi daha iyi olur her zaman için. İşlem diyelim. Yani güncelleme falan ekleyebiliriz. O kadar detaylı düşünmüyorum arkadaşlar. İşlem. Buraya da bir tane buton ekleyelim. Buraya da danger diyelim direkt. Buton değil link bile ekleyebilirim yani link olsa daha iyi olur. Direkt ahire. Adres sil slash pardon soru işareti.
adres ID, a ID diyorum eşittir et adres nokta ID dedim, sil. Sile bastığı zaman adres gidecek. Şöyle bir durum var ama. Bunu Ajax'a mı yapsak, kontrolörün metoduna yönlendirerek mi yapsak? Şöyle bir ihtimal oluşabilir. Kullanıcı bir ürün sipariş verdi. Her siparişte bir adrese bağlı olduğu için kullanıcı ürünü sipariş ettikten sonra gitti adresi sildi. Siparişin eğer sipariş yeni oluşturulduysa o esnada bu siparişteki ürün nereye gideceği belli olmaz. Bu nedenle o sil butonunun çalışma işlemi aktif teslim edilmeyen sipariş varsa engellenmesi yoksa silinebilmeye olanak tanınması gerekiyor. Kafasına göre kullanıcı adres silemesin. O adresle alakalı bekleyen bir sipariş varsa silmeye engel olsun. Diyalogda bunu belirtsin. O zaman sepet kısmında da ona bakmak lazım değil mi? O adresi aramak lazım. Sepet kısmı zaten o sayfa güncel olarak karşımıza gelecek. Orada sıkıntı yok da. Siparişte mesela mi? Siparişte. Şimdi siparişte adresi eşledin. Daha sonra gittin bilgilerim sayfasından bir adresi sildin. Ama o esnada sipariş verdin ve siparişin onaylandı. Adresin silindiği için sipariş hiçbir yere gidemez. Doğru. Silinmek istenen şeyi adresi kontrol etmek lazım yani. Evet. Aktif bir siparişi yoksa silebilmesini olanak tanımak lazım. Buraya link ekledim ama tekrar vazgeçtim. Bunu kontrolörün metoduna yönlendirmektense buton tıklama olayını Ajax'a bağlarım. Duruma göre burada yazıda gösterebilirim. Böyle yapmak daha uygun bence. Yine bir ara verelim mi arkadaşlar? Tamamdır. Şimdi normalde düşününce adres silme diye bir olay da yok. Gizleme diye bir olay var. Database design ederken isDelete diye bir alanı açabiliriz. isDelete 0 ise adres gösterilebilir. isDelete 1 ise silinmiş gibi davran. Yani adresi hiçbir zaman silmezler. Adres değil, herhangi bir tablodaki hiçbir bilgiyi silmezler. Sadece isDelete diye bir kolon eklerler. Gizle göster gibi kullanırlar. Biz de böyle yapmamız gerekiyor. Yani mesela şimdi sipariş neye bağlı? Adrese bağlı. Adresi sil dediğim zaman gerçekten delete sorgusu çalıştırırsan siparişin adresi olmaz. Ama isDelete diye bir şey tanımlarsan sipariş zaten belirtilen adrese gidebilir duruma gelir. Doğru değil mi? Bu nedenle şöyle isDelete diye bir alan üretelim. Onda varsayılan değerine 0 yapalım. isDelete. Burada da select yıldız from kullanıcı adresleri artı isDelete eşittir 0 olan getir.
Ants. Şimdi burada bir güncelleme yaptığım için tekrar modellerimi silip yüklüyorum. Adres sildiği bir. Ne yapacağız? Dashboard Controller'da bir tane metot üretmemiz gerekecek. Şöyle bir kopyalayalım. Adres sil. Adres sil. AID. Adres ID. Burada update işlemi yapmamız lazım. Adres kullanıcı adresleri tipinde bir liste üretip adres eşittir div nokta kullanıcı adresleri nokta SQL query önce select yapmamız lazım ya da direkt update olarak mı çalıştıralım? Şöyle çalıştırabiliyor muyum? Bunu hiç denemedim. Önce kullanıcının adreslerini bir çekmemiz gerekir. Şu sor gibi alalım. Önce ID eşittir. Buradan gelen ID is the late eşittir 1. Sıfır. Nokta to list. Isdelete adres ID. ID eşittir artı a ID olanı getir. Buradan bir tane sonuç dönecek zaten. Adres sıfırın nokta isdelete'ine 1 yap. Güncelledikten sonra save changes'ı çalıştır. Buradan da geldiği sayfaya geri göndermemiz lazım. Yani Hocam. burada silmeyi çalıştırabiliriz.
kullanıcı uyarı göstermeye gerek yok çünkü is delete'i düşündük. Efendim? Bitirin sonra. Bitirdim, benlik bir şey yok. Tamam. Dinliyorum. Şimdi biraz kaçırdım gibi de. Silmeyi pasif alıyoruz diyorsunuz. Evet. Niye silmiyoruz hocam? Silebiliriz aslında biraz uğraşırsa. Silersem ne olur? Geçmişe dönük adres takibi sağlayamam. Yani takip yapmak için. Evet. Yokluk için. Evet. Hocam zaten normalde de zaten hani yani silebilsek bile silmememiz daha doğru değil mi? Yani, silmemek gerekiyor, doğru. Yani bunu hani tamam silebilsek bile hataları yürüp silebiliyoruz desek ama yere silmemek bence daha mantıklı yine geliyor. Evet. Şey gördüm hocam, size söylemiş miydim bilmiyorum, üniversite dersinde bir tane veri tabanı türü var. Biri bizim yaptığımız, biri de silme olmayan, sürekli böyle update'de bile yeni bir eklememiş gibi şey yapılan, sürekli veri eklenen bir veri tabanı. Onu kullanmak mı mantıklı olursa böyle mi diyorum da, büyük işlerde mesela, bizim hastaneden ben sürekli yola çıkıyorum. Bir şey değiştirdiğimizde hemen onun logo tutuluyor, kaydı tutuluyor ya, update edilen şeyin kaydı tutuluyor. Hı hı. Onu nasıl yapıyorlar? Sizin olsaydınız nasıl yapardınız? Yani belki prosedür falan çalıştırıyordurlar. Prosedürler ayrı bir yerlere veri de ekliyor olabilir. Peki veri tabanıyla bir şekilde çalışılabilir mi? Dediğim iki ayrı bir tabanı. Database'ler birbiriyle haberleşemeyebilir ama yazılımsal olarak çalışabilirsin. Ama mantıklı olur mu? Şey, sen yani yeri geliyor silebilmen lazım. Evet. Logo olayı ne? Yani logo olayı şey zaten. Aslında veri tabanıyla değil de bu attribütler var mesela. Burada mesela hocamız da gösterdi yani. Mesela bu HTML şey HTTP falan filan çalıştırıyoruz dedim. Hocam onlar da bir attribüt aslında burada. MVC'de. Evet. Şeylerin neler ona? Metotların başında çalıştırdığımız attribütler var ya, bunlar bir tane şey var, bir tane paket var. Autofact diye bir paket var şeyde, C#'da. Onda bu log işlemleri, işte validation, doğrulama işlemlerini vesaire yapabiliyorsun. Yani bir attribüt yazıyorsun. Ondan sonra hangi mesela bu şeyi atıyorum, metodun logunu tutmak istiyorsan işte attribute gibi o metodun üstüne yazıyorsun. O metodun logunu tutuyor. Atıyorum burada mesela adres ekleme şeyi metodun üstüne o attribute'i yazdığın zaman bu adres ekleme şeyi metodu her çalıştığında mesela o şeyi tutuyor. Logu tutuyor ve şeyi ekliyor işte artık. Veri tabanını ekliyor. Ya onunla ilgili efendim? Güncellemeleri de tutar herhalde. Diyor mu? O yani sen mesela ekleye bastın. Güncelle diye bir metodun vardır. Ona da o attribute'i koyabilirsin. Yani o yazmış oldun daha önceden. O metot her çalıştığında mesela her o metot çağrıldığında o attribute de otomatik olarak bu metot çağrıldı diyor ve onu şeyi tutuyor yani. Kaydını tutuyor. Çok sağ olasın. Ben bunu öğrenmeye çalışıyorum. Şey yaz, Google'a mesela şey, C#'da şey var, Autofact diye bir şey var, paket var. Nuget var mesela, onu yaz mesela, onunla mesela işte log falan filan örnekleri falan var ya. Şeyde de yapıyorlar ya, mesela bunu yazılımların logging yapma işlemini ben şeyde de görmüştüm. PHP CodeIgniter Framework üzerinde de görmüştüm. Mesela database'e veri ekleme, silme, listeleme ne işlem evet. Yapıyorsan onu yazılım tarafında da bu MVC gibi yapılar, hazır yapılar sayesinde onlarla evet, da yapabiliyorsun. Aynen. Ben sadece onu gördüm ama o benim mesela çok hoşuma gitti. Çünkü yapı itibariyle çok güzel. Yani böyle daha kullanışlı yani. Doğru. Java'da da böyle bir sürü paket var ama bu C#'daki mesela o Autofact mesela bir tane daha vardı. İsmini unuttum.
Ama o Autopack mesela daha güzel. Hatta bu Emin Hoca'nın onunla ilgili bir şey var. Anlatıyor işte onu, paketleri falan filan. Orada görmüştüm. Çok mesela bu validation, doğrulama işlemleri vesaire var ya mesela. Onun, o Autopack'le mesela hepsini yapabiliyorsun. Süper. O attribute'ü, zaten o attribute'ü bir kere yazıyorsun hocam yani. O attribute'ü bir kere yazdıktan sonra zaten Emin Hoca diyor ki ben diyor hayatımı bir kere yazdım zaten. Yani bunu bir kere yazıyorsun diyor. Yapıyı kurduktan sonra diyor o zaten bütün diyor sen projelerine diyor bunu dahil edebiliyorsun diyor. Çok güzel bir şey yani. Yani sen onlara bir bak şey yaparsın yani. Çok şey böyle. Evet, adresin diye bir fonksiyon ürettik. Bu fonksiyonu da eklediğimiz linklere ekledik on click olarak. Bakalım adresleri silebilecek miyiz? Mesela iş yeri demişiz. Tıklıyorum. F12 diyelim. Bir hata varsa onu da görelim. 500 hatası veriyor. 500 sunucu hatası demek. Bir yerde yanlış yazmışız. Bir şey hatalı. AID demişiz biz buraya ama ID olarak göndermişiz. Tamam, çözdüm. Sayfayı yeniliyorum. Bu web tarayıcılarında arkadaşlar şu sağ tıklayıp denetleyi de çok iyi kullanabilmek lazım. Yani bu yapı web programlamayla uğraşıyorsanız, web tasarımla uğraşıyorsanız gerçekten önemli bir hale geliyor. Yani bunu ekstra bir program kullanmaya gerek kalmadan bunu Firefox destekliyor, Chrome destekliyor. Firefox Developer Edition kullanıyorsanız şöyle ekstra özellikleri var. Web geliştirici araçlarında mesela bir rengin kodunu bulmak istiyorsun. Ekrandan direkt rengin kodunu kopyalayabiliyorsun. Böyle bir olanak tanıyor. Yine ekran görüntüsü al diye bir şey var. Böyle bir alanı seçiyorsun. Direkt indir ya da kopyala diyorsun. Mesela kopyala tıkladım. Paint'e direkt onu Ctrl V dediğimde yapıştırabiliyorum. Firefox Developer Edition böyle kolaylıkları da var. Chrome'da da bunlar ekstra tool'larla yapılabiliyor. Şu en önemlisi denetle. Chrome'da varsayılan da yine geliyor. Bakalım yine konsoldan. Sile bastık. Adres silindi. Tamam. Silindiyse sayfayı yenileyelim. Gitmiş. Silindiyse diyoruz ki divi de silelim. Niye gözüksün ki? O halde o dive bir ID vermemiz lazım. Adres ID'nin bulunduğu yere dive bir ID verelim. tr alt tire @adres.id ID'si tr alt tire adres id olanın gizlenmesini sağla. tr alt tire adres id.hide. Bu animasyonunu falan da yapabiliyorduk. Şu an hatırlamıyorum. En kolayı bu. Şöyle tekrar önce bir adres ekleyelim. İş diyelim. Adres oluştur. Eklendi diyor. Eklendi ile bunun tasarımını danger yapmışım. Eklendi. Success. O halde burayı da success yapıyorum. Ekledim adam. Bir görelim. Gelmedi. Kullanıcı adreslerinde var mı? Gelmiş. Entity'de böyle kapat aç yapmak gerekiyor. Çünkü o sayfayı ilk açtığınızda liste bir yerde saklandığı için yeni bir veri eklenince gözükmeyebiliyor. Öyle bir durum var.
Eklemedim mi ya? Mal geliyor. Mal gelmeyecek. Varsayılan da sıfır gelecek. Design diyelim. Şuraya veri eklerken de veri ekle. IsDelete ekleyecektik. Adres nokta IsDelete eşittir 0. Şimdi sayfayı yenilediğinde gelmesi gerekiyor. Sile bastım, satır gitti. Sile bastım, satır gitti. Çünkü burada yine null olarak geldiği için onu yine bir sıfır yaptım. Hatta projeyi kapatıp tekrar açsam çözülecek çünkü burayı tanımladığım için hata vermez. Sildirdik. Deneme. İş yeri. İş yeri. Adres oluştur. Adres eklendi diyor. Evet, direkt eklenmiş. Sile bastığımda gitti. Bilgilerime başka ne eklenebilir? Kişisel bilgileri güncelleme gibi bir alan yapılabilir belki arkadaşlar. Kullanıcı tablosunda mesela şifre değiştirme, bunu yapabiliriz en hızlı. Ajax'a yine. Kayıt olan kullanıcı hangi bilgisini değiştirir ki? Ne bileyim, cinsiyeti değiştirmez. Şifresini değiştir, e-postası değişebilir. Belki telefon numarası. Ad soyad da değişmez ama belki soyadı değişmiş olabilir. Biz yine ad soyadı değiştirebilmesini olanak tanıyalım. Ad soyad, telefon, e-posta, şifre değiştirebilme olanağı kullanıcıya tanımamız gerekiyor. Buraya adres bilgisi haricinde bir de kişisel bilgilerini güncellemek isteyebilir. Bunu yine bilgilerim kısmına gelerek halledebiliriz. Yine kayıtlı adreslerim şöyle. Buraya bir HR ekliyorum. Bootstrap'te gözükmüyor galiba. Bu normalde HR çizgi ekliyor. Bir satır aşağıya iniyor. Burada çok belirgin olmuyor sanırım. Kayıtlı adreslerim değil. Kullanıcı bilgilerim. Kullanıcı bilgilerim diyorum. Az sonra yine Bootstrap'ten bir arama yapacağım. Buradan form diyorum. Buradan kullanıcı bilgilerini güncelleyebilmek için nasıl bir tasarıma ihtiyaç duyabilirim? Şöyle bir tasarım kullanabilirim. Yanda güncellemek istediğim bilgi yanında da input alanı olsun. Buraya bir kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım.
Buraya diyorum ki e-mail, mesela e-mail var. Buna da e-mail diyorum. Tamam, kalsın. Input type e-mail. HTML e-mail var mıydı? Emin olamadım bir anda. Vardı Var galiba. hocam. Başka ne değişebilir? Onlar da var. Adın değişebilir. Ad diyelim. Biz bu kişinin doğum tarihini falan almış mıyız? Almamışız. Yani ekleyebilirdik database'e. Soyad diyelim. Soyadı da değiştirebiliriz. Type text olacak. Bu yok. Böyle bir şey yok. Ad, soyad. Başka ne var? Telefonla var. Şifreyi değiştirmek için de ayrıca bir alan ekleriz. Onun farklı bir yerde tutalım. Belki sadece e-mailini güncellemek istiyor. Şifreyi burada görmeyelim. Bunların value'su dolu olduğu için böyle gözüküyor. Value değil de placeholder böyle olsun. Placeholder bir şey girilmeden önce ne göstermek istediğimizi belirtebildiğimiz bir alan. Android'de de mesela çok placeholder'a benzeyen bir şey var. Ona da Android Edit Text Hint deniyor arkadaşlar bu özelliği. Hint'te bir şey girilmeden önce gösterilen bu pasif renkte yazılar oluyor ya, ona Android'de biz hint diyoruz. Yani bir şey girilmeden önce bu rengi alıyor. Bir şey girince de rengi değişiyor, bu şekilde oluyor. Placeholder'la aynı işi yapıyor. Placeholder telefon mu? Yenileyelim. E-mail niye böyle geldi? Read only olmasın. Read only değiştirilemez oluyor. Bunun tasarımı niye diğerlerinden farklı oldu? Form control plain text. Form control dediğimde tamamdır. Şimdi buradaki bilgiler benim giriş yapan kullanıcı bilgilerim olacak. Bu nedenle benim burada session'dan elde edeceğim bilgileri bir yakalamam lazım. Bilgilerim sayfasına benim session'ı komple iletebilmem lazım. Mesela ben bilgilerim sayfasına VBack'ten ID gönderdim. Ama VBack'ten kullanıcıyı da getirebilmem lazım. VBack.kullanıcı eşittir oturum bilgisini getir. Oturum bilgisini getirin geri dönüş tipi nedir? Kullanıcı klasıdır. O halde bunu VBack.kullanıcıya çağırdığım yerde kullanıcıya cast edebileceğim. Şöyle diyeceğim yani. Kullanıcı eşittir VBack nokta kullanıcı. Artık k nokta diyerek value at k nokta at session'dan gelen bilgileri çekiyorum şu an. Value at k nokta soyad value
Bakalım dolu geliyor mu? Gelmez. Çünkü class'a bir şey yazdım. Kapatıp açmam lazım. VBank'ten kullanıcı diye bir değer de gönderdik. Dashboard controller'da değişiklik yaptım class tarafında. Sadece view tarafında, HTML tarafında değişiklik yapsaydım sayfayı yenilemem yeterliydi ama class tarafında değişiklik yapınca projenin yeniden derlenmesi gerekiyor. Bilgilerim dedim. Hazır geldi. Süper. Ad, soyad, e-mail, telefon olsun. Önce e-maili göstermesin. İnsan orada önce gözü ad soyadı arıyor. Telefon numarası belirtmemiş miyim? Var. Telefon mu? Niye getirmiyor olabilir? Belki session'a telefon numarayı eklememiş olabilirim arkadaşlar. Bunu nereden anlarız biliyor musunuz? Oturum bilgisini getir. Default controller içerisinde mi? Evet. Oturum bilgisine biz sadece şunları eklemişiz. Telefon numarasını da ekleyelim. Kullanıcı nokta telefon no eşittir telefon no telefon numarasını hangi tipte tutmuşuz database'de? Elmar Çar. O zaman şöyle diyelim, virgül string telefon no. Şimdi oturum bilgi oturum bilgisi ekleyin nerede çağırdıysak oranın hata vermesi gerekiyor. Orayı bir bulmamız lazım. Oturum bilgisi ekleyi aslında home controller'da kullanmışızdır. Virgül k nokta telefonla. Başka bir yerde yok sanırım. Artık tekrar denediğimde telefon numarasını da getirmiş olması gerekiyor. Evet. Yani session'a eklememişim telefon numarasını. O yüzden getirmemiş. Şifre güncellemek kaldı. Şu raporlar silinebilir. Bir sonraki derste de admin rolüyle girdiğimizde burada ekstra ürün ekle, kategori ekle, stok ekle gibi sayfaların kodlanması işlemlerine bakalım arkadaşlar. Admin tarafı da bittiği zaman proje tamamıyla bitiyor. Bir neyi yapmadık size söyleyeyim. İndeks sayfası yapılmadı. Shop sayfasında mesela bir kategoriye tıkladığınızda kategorideki ürüne tıklayıp detayını göremiyorsunuz. Normalde detay sayfası var. Tasarımını yapmadık. Bir o kaldı.
Onu da yaptığımızda aslında proje tamamıyla bitti diyebilirim. De şu like sayfası var, favori ekleme sayfası. Onu da yaparsak benim gözümde bitti arkadaşlar. Burada bitirelim mi bugün? Sorunuz var mı arkadaşlar? Bu arada projeleri arkadaşlar bakıyoruz değil mi? Yani normalde bu cuma onu da teslim etmeniz lazım. Yani bu hafta diyelim. Bu hafta herkesin yetiştirmesi lazım. Çünkü cuma günü son dersimiz. Onları hallederim inşallah. Bu cuma son mu hocam? Evet. Yani bu hafta sonuna kadar ben artık beklerim. Ona göre hallederim inşallah. Sorunuz yoksa bitirebilirim. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.